Egzamanın tedavi edilmeden önce hangi tip egzama olduğunun belirlenmesi lazım aslında. En önemli kısmı o. Burada da kişiden alınan öykü çok önemli. Kişinin anlattıkları çok önemli. Hani nasıl olduğu, daha önce olup olmadığı, seyri, tekrarlaması, hangi ilaçlara cevap verdiği, hangilerinin bir işe yaramadığı gibi sorularla bunlar hani ve belki bir takım testlerle aydınlatıldıktan sonra egzamanın hangi türde, hangi aileden olduğu belirlenmeli önce. O belirlendikten sonra da mesela seborik egzamayı aldığımız zaman ele, seborik egzamanın tekrarlaması kaçınılmaz. Mutlaka bunun da kişiye anlatılması lazım. Çünkü biliyoruz ki tedavilere çok iyi yanıt veriyorlar bunlar. Sıklıkla hani öncelikli olarak kortizonlu tedaviler belki çok düşük etkili veya bir takım antifungal ilaçlar kullanabiliyoruz. Yani daha çok krem şeklinde kullanılan, sürülen ilaçlar dediğimiz. Hani krem deyince ilaç zannedilmiyor ama aslında onlar da ilaç. Sürülen ilaçlardan faydalanıyoruz. Ama egzama tabii çok yaygınsa o zaman bazen ağızdan tedaviye de başvurabiliyoruz. Ama hastaya şunun anlatılması lazım. Egzamaların özellikle seborik egzamasının tekrarlaması kaçınılmazdır. Mutlaka tekrarlanır. Ama bu süre 10 sene de olabilir aralık. 3 ay da olabilir, 6 ay da olabilir. Hani bu aralığın genişleyebileceği, zaten hedef de o, bu aralığı olabildiğince genişleterek egzamayı tedavi etmek. Çünkü biliyoruz ki bazı egzamaların nedenini ortadan kaldıramıyoruz. Seborik egzamayı ele alırsak derideki var olan bir maya var, pityosporum diye. Hepimizde var bu. Egzaması olmayan da var, olan da var. Ama bazı bünyeler bu maddeye, bizim vücudumuzun parçası olan mayaya tepki veriyor derisi. İşte bu tepkiyi baskılıyoruz biz ilaçla. Çünkü o zaman mayayı ortadan kaldıramayız ki. O yüzden tekrarlıyor zaten. Atopik egzama da öyle mesela. Atopik egzama da çocukluktan gördüğümüz hani ailesel genetik özelliklerin getirdiği egzama. Buradaki en önemli vücudun tepki verdiği şey dermatofagoides denilen ev tozları. Şimdi yani ev tozları hani bu kir anlamında ev tozu değil. Yani biz var olduğumuz sürece ev tozunu sıfıra indiremeyiz. Yani bu mümkün değil. Dolayısıyla da bu değişen derecelerde vücutta bir takım tepkiler yapacak. Ama burada biz diğer yan faktörleri düzelterek hani hem derideki tepkilerin egzama tablosunun düzeltilmesinin yanı sıra işte derinin bariyerini güçlendirerek burada tedavi yapıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki sürülen kortizonlu ilaçlar ilk özellikle bombardıman kısmında tedavinin temel taşını oluştururlar. Ama ondan sonra da kortizonsuz, çünkü biliyoruz ki kortizonun deride uzun vadeli kullanımında doğacak yan etkiler olabilir. Kortizonsuz ama yine bunu kontrol edebilecek bir takım ilaçlarla ki bu egzama tipine göre değişir, tedavinin devam etmesi gerekiyor. Ama bu bir alerjik egzamaysa çok basit. Mesela derisindeki bir maddeye karşı oluşan alerjik egzama. Çok basit, o terliği giymeyecek. Veya o şeyin içindeki boyayı içeren, hani onu bazen tabii testlerle saptıyoruz, terlikleri kesinlikle kullanmayacak. Ve oradaki egzamayı da yine kortizonlu ilaçla düzelteceğiz. Ama o maddeyle temas etmediği sürece bu egzama tekrarlamaz. Ama diğer egzamalarda hani hayatımızdan uzaklaştıramayacağımız faktörlerin rol oynadığı egzamalarda tabii ki tekrarlar çok daha mümkün. Nikel alerjisinde örneğin imitasyon küpe veya krom bazen küpe takmak bunu körükler ama kişi bilir ya canım ne olacak der bir yarım saat takayım ama o yeter vücutta tepkiyi yapmaya.